Evet arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere kıraç topraklarda yetişen dikenli endemik sarı çiçekli bir bitkiyi sizlerle tanıtıyoruz. İlk başta bitkiye baktığımızda böyle dikenli olmaktadır. Sarı papatya gibi sarı sarı çiçekleri vardır. Son derece kurak ve verimsiz yerlerde yetişmektedir. Bunun yanında ancak susuzluğa dayanabilen, gördüğümüz gibi kanser otu olarak adlandırılan andız otu yetişebilmektedir. Bugün günlerde 30 Haziran 2020 olmaktadır. Görsellerden baktığımızda bu bitkiye Şevketi Bostan otu deniyor. Yalancı safran diyorlar. Ki kaba taslak böyle yerinde incelediğimizde tıpkı kenger otu gibi, eşek dikeni otu gibi kurak, verimsiz ve taşlı arazilerde yetişebilmekle birlikte ancak kenger otu Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında yetişip ve Haziran ortasından sonra kuruyarak bir kaza dönüşmekle birlikte bu bitki Haziran'dan sonra çiçek açıp Temmuz ayında en verimli dönemi olmakla birlikte genellikle sonbahara kadar dayanabilmektedir. Yalancı safran deniyor, Şevketi Bostan deniyor. Bir tür kenger bitkisini de andıran bir türü, ismi, türü ve görüntüsü vardır. Ancak bitki zooloji uzmanları bu bitkinin ne olduğunu elbette bizden daha iyi bilebilmektedir. Şu an 40 derece bir sıcağın altında, cırcır böceklerinin vızıltısı altında bu videoyu kayıt altına almaya çalışıyoruz. Bu bitkiyi mera hayvanlar, büyükbaş, küçükbaş hayvanlar otlayabilmektedir. Özellikle tek toynaklı hayvanlar, bunları kara kaçan olsun, at olsun, katır olsun ve benzeri tek toynaklı veya da çift toynaklı hayvanatlar bunu otluyor ve tüketebiliyor. Bazı yörelerde de bu bitkiye yalancı safran aspir çiçeği de denebilmekte. Bunu en azından kokla görsellere baktığımızda öyle tanımlanmaktadır. Bal arıları içinde güçlü bir nektar kaynağı olan bu aspir çiçeğinin tabiatta dikenli ve dikensiz olmak üzere çeşitli türleri vardır. Aspir çiçeği böyle gördüğümüz gibi yalancı safran olarak da adlandırılır. Kelebeklerin, bal arısının ve küçük omurgası canlıların yegane bir beslenme kaynağı, nektar kaynağıdır. Deve dikeni gibi, eşek dikeni gibi, boğa dikeni gibi, kenger dikeni gibi. Bu bitki de dikenli bir bitkidir. Gördüğümüz gibi odunsu, saplı dalları ve dikenli yaprakları olmakla birlikte böyle bu dikenlerin içinde de sarı sarı çiçekleri vardır. Bu çiçekler Temmuz ayı itibariyle açmaya devam edecektir. Eğer bölgeye az bir miktarda yağmur yağarsa şayet sonbahara kadar bu bitki bu şekilde gelişimini devam ettirmekle birlikte boyu yerini çok iyi severse burası sanırım biraz nemli ve rutubetli bir bölgeymiş şu otun yetiştiği yer. Bunun boyunu ölçecek olsak sanırım 1 metre kadar olabilmektedir. Videonun yorumlarına ve açıklamalarına bilgi ve düşüncelerinizi yazarak bizimle paylaşabilirsiniz ve herhangi bir zorunluluğunuz ve mesaj yazma zorunluluğunuz, açıklama zorunluluğunuz yoktur.